Evet, bugün size çok lezzetli ve çok kolay bir tarif yapacağız. Hepimizin en çok sevdiği yemeklerden bir tanesi, benim de evrenin en sevdiği yemek diyebilirim, kıymalı makarna. Evet, kıymalı makarna çok basittir. Hepimiz yapabiliriz, yumurta kırmak gibidir diyebiliriz. Ama orada hani kıymayı aldık, makarnayı aldık, soğanımız var, suyumuz var. Hani bununla, hazır bu temel malzemelerle bunun çok lezzetlisini yapabilmek için size 7-8 tane ipucu vermek istiyorum. Çok fazla uzatmadan başlıyorum. Burada kapak önemliydi, o yüzden çaktık. Şimdi önce makarnamın suyu kaynıyor. Bir kısmı da kettle'da. Ona bir parça tuz ekliyorum. Makarna yapışması için bir atılan yağ var ya. Hı hı. Bir işe yarıyor mu? Hayır. Naber! Matematik kuralı neydi? Özgüler 0.8. Dolayısıyla zaten bir noktada yukarı çıkıyor. Sadece üzerine bir kaplama. Halbuki o içine çektiği su yine. Onu böyle güzelce, şimdi hemen göstereceğim birkaç ipucuyla. Suyun bir kere kaynar olması. Böyle tam kaynamadan, çay yaptığında çayın üstü böyle beyazlanır. Nasıl çirkin olur? Tam kaynamadan makarnayı suyun içine attığında da aslında aynı terane oluyor. Şimdi suyu koyuyorum. İyice ısınabilmesi için kapağını tekrar kapatıyorum. En büyüğüm bir küçüğü ocakta. Yani harlı olsun ki oradaki ana yapışmaması için ana şey suya makarna girdikten sonra tabii ki makarna daha soğuk olduğu için suyun derecesini düşürüyor. Ne kadar o derece hızlı yukarı çıkarsa o yapışmama için yağdan çok daha iyi olacaktır. Ona emin olabilirsiniz. Şimdi bakıyoruz güzelce kaynıyor. Kapattım tekrardan. Siz hangi makarnayı seversiniz? Kelebek. Tamam, bununla ilgili espri yapmıyorum. Siz de hatta hangi makarnayı daha çok seviyorsanız, benim annem çocukken bize makarna pek yapmazdı. O yüzden ben makarna ile ilgili şeyim zayıf. Ben daha erişteci falan. Hangi makarnayı seviyorsunuz merak ediyorum. Yazarsanız aşağı, ona göre öyle tariflerde yaparız söz. Spagetti tipi var. Böyle güzelce açılıyor. Yaklaşık yarısını alıyorum. Ben böyle uzun pıt pıt yiyemiyorum derseniz bunu böyle bir şeye sarıp böyle pırırt diye kesip minik minik şöyle bir mutfak peçetesine sarıp şöyle sonra çatır diye kırıp minik minik makarnalar da elde edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Hani böyle makarnayı çekerken şılap diye yüzüne yaparken yapışmasını istemeyenler ve onu sevmeyenler varsa ve elinde de böyle bir makarna varsa böyle kullanabilir. Şimdi böyle koyduk ya, böyle attık, iyice her tarafa dağılsın. İyice bastırmıyorum. Kapağını kapatıyorum. O böyle kaynadıkça aşağı çekecek. Ondan sonra hani sonra açık pişebilir ama ilk başta o şimdi atıyorum 100 dereceden 92'ye düştü. 100'e tekrar çıkabilmesi için, hızlandırabilmek için kapağını kapattım. Ocağın altını açıyorum. Tavamı söndü. Isıttım. Söndü. Yaşlandın mı sen de? Tavamın altını açtım. Söndü. Çok eğleniyorsunuz bakın. Sönmedi. Şimdi gördüğünüz gibi böyle indi aşağı ve kaynamaya başladı. Şöyle bir karıştırıyorum suyun içerisinde. Bu güzelce haşlanacak. Artık kapağa ihtiyacım yok. Tavam yanıyor. Şimdi burada kıymalı makarnanın tabii ki asolisti ve en pahalı şeyini kıyma. Kıymayı madem hazır aldık, güzelce ve lezzetli bir şekilde yapalım dedik. Yani burası Refika'nın mutfağı, 250 gram dana döşten. Döş de kaburganın etrafı. Yani oynamayan, yağı, güzel yağıyla kıyması iyi olan, oynamayan ve kemiğe yakın et. Kıymayı lezzetli yapan şey bu. Şimdi önce bunu böyle spatula ile 250 gram kıymayı iyice yayıyorum. Şimdi buna bir iri bir de orta boy hatta küçük diyebileceğimiz soğan yani 2 soğan 250 gram şeye muhakkak 2 soğan koymakta fayda var. Soğan her zaman kıymanın lezzetini arttıran bir şey. Bu arada bir sadece her tarafının önce kıymasını mühürlememiz gerekiyor.
Yani soğanı, sosu falan yapıp ondan sonra kıymayı atmamamız lazım. Bunun için öyle bir şey de sulu bir ortamda kıyma kavrulacağını haşlanıyor. Ve bütün bu kırmızılıkları bitince soğanını atacağım. Tabii soğanların bu arada acılığı ve göz yakma fazlalığının en önemli sebeplerinden bir tanesi kuraklık olduğunda oluyor. Eğer kurak bir yıl geçirmişse, 2 yıl evvel mesela öyleydi. Soğanlar çok daha acı ve çok daha göz yakan halde oluyor. Artık kıymanın kıvamı geldiği için direkt içerisine atıyorum. Bu aşamaya kadar kıyma böyle çok kebap gibi kokmuyor. Ne zaman içerisine soğan ekliyorsunuz, o zaman daha müthiş oluyor. Gözlerim yanıyor. Ah. Bu bayağı azizlik yapan soğanmış. Böyle baktığınızda mesela soğan oranı kıymaya göre çok gibi gelebilir ama değil. Lezzetli yapacak şey aslında bunu bu olacak. Artık evet, koku güzelleşmeye başlıyor. Şimdi soğanlar böyle beyaz renginden transparan olduğunda artık bayağı tamamdır. Hatta şu orta ateşe alıyorum. Burada biraz daha cızır katacağım. Tencere tavanın içerisinde böyle kahverengilikler oluyor ya. Onlar aslında lezzet. Bu bizim domates püremiz. Ama böyle hazır satılan domates püreleri var. Onlar da bizim memlekette gayet sağlıklı yapılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Böyle öğrenci evlerinde, şimdi biraz onlarla ilgili çalışıyoruz. Anneler falan da gönderebilir bu domates pürelerinden. Şimdi bu kahverengilikleri domatesin de suyuyla güzelce alıyorum. Arzu ederseniz biraz sarımsak da konabilir. Ben en basitini yapalım dedim bu sefer. Şimdi artık kıymaya da birazcık tuzunu ve bu aşamada karabiberini ve bir kısım acısını koyuyorum. Bir tur daha her birinden böyle birer tatlı kaşığı kadar koydum. Bu böyle kıymanın lezzetlenmesi için önemli. Bir de şu ana kadar sadece kıymanın yağı vardı. Şimdi birazcık daha yaklaşık böyle bir dolu tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum. Hafif pişik, o püreler de hafif pişik oluyor. O yüzden çok uzun süre yapmıyoruz. Domates zamanı yaklaşıyor. Eğer domatesi rendeleyeceksek birazcık daha uzun pişirmemiz gerekiyor. Kıymanın bir kısmını alıyorum şöyle tabağa. Hepsini değil, yaklaşık 1/3 gibi. Hazır bu lezzetler varken makarnayı direkt bunun içerisine atıyorum. Makarna suyu nişastalı lezzetli bir su. Kıvamlı da bir su olduğu için yani onu böyle süzüp sonra da mesela bir soğuk su, işte yapışmasın diye soğuk suya koyma özelliği var. Tam böyle güzelim makarna gözenekleri açık ya, soğuk suda tekrar böyle büzüşüyor. Siz yani evde çok rahat sıcacık bir kış gününde otururken bir anda paltosuz dışarı çıktığınızdaki büzüşmeniz gibi büzüşmesi makarna için iyi değil. O yüzden onu sadece direkt tavanın içerisine alıp hatta hafif kavurmuş da oluyorum. Şimdi tekrar o suyu çekti. Bana müsaade edersen Bahar'cığım. Bu son dakika maydanozları da koyacağım. Bu lezzetli sudan, yalnız bunu cam bardakla yapmayın, ya porselenle yapın ya emayeyle yapın. Bu sudan bir parça daha üzerine koyuyorum. Bu su birazcık böyle cıvık gibi yapacak makarnayı. Ama aslında hem uzun süre sıcak kalmasını sağlayacak hem de böyle hafif sulu olduğunda o suyu, hala gözenekleri açık ya, içerisine çekerek iyice lezzetlenmesini de sağlayacak. Şimdi bu haliyle neredeyse makarnam hazır. Son dakika üzerine biraz da maydanoz kıyıyorum. Bunları ben böyle çok küçük ince yapmıyorum. Çünkü maydanozun o her bir tanesi ve kendine has böyle bir hoş bir kokusu var ya. O mis gibi tadın, o kıymanın
ve şeyin ağır, daha ağır tadını hafifletmesini istiyorum. Şöyle ekledim. Ocaktan aldım. Maydanozların çok ölmesini istemiyorum çünkü. Böyle karıştırıyorum. Uf. Şimdi bir ahçıpayı olarak tadına bakacağız. Birazcık karabiber daha. Birazcık kırmızı biber daha. Çok azıcık tuz daha ekliyorum. Son dakika. Gördüğünüz gibi demin çok cıvıktı. Bütün o suyu çekti. Buna isterseniz salça da ekleyebilirsiniz. Domates pürem yok derseniz. Biraz sulu bir salça ekleyerek aynı işlemi yapabilirsiniz. Şöyle kıyım. O hani tavanın içerisindeki kahverengiliklerin hepsi gördüğünüz gibi çoğu en azından gitti. Lezzet olarak makarnamızın içerisine girdi. Dedik ya hani fazladan güzelce yaptık. Bu ekstra kıymayı da böyle üstüne bir kere daha koyuyorum. Üzerine arzu ederseniz birazcık taze kekik, maydanoz, isterseniz fesleğen, hatta yeşil, böyle taze yeşillik olarak azıcık fesleğen de gidiyor ama maydanozla yarışsın istemiyorum. Bu makarna aslında iki kişi, hatta üç kişi de dört kızı bile güzelce doyurabilir. En lezzetli, en pahalı restoranda yiyebileceğiniz lezzette ve kalitede emrimize amade oluyor. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin. Görüşmek üzere.